Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir yolculukta daha hep beraberiz. En son Ağva'da kamp yapmıştık. Şimdi Ağva'dan devam edeceğiz. Karadeniz'de yeni koylar keşfetmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arabayı çalıştırıyorum ve yola çıkıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Ağva'ya doğru devam ediyoruz. En son 2 hafta önce buradan geçmiştim. Artık bahar kendini göstermeye başlamış. Bakın, ağaçlar yeşillenmiş. Artık doğa daha güzel, daha çekici, daha canlı duruyor. Ağaçlar filizlenmiş. Bazı ağaçlar çiçek açmış. Hakikaten keyifli bir yolculuk oluyor. Yaklaşık 53 dakikam var. 42 kilometre. Ağva'ya. Tabii Ağva'dan sonraki Karadeniz sahillerine bakacağım. İlginç bulduğum yerleri size göstermeye çalışacağım. Devam. Vallahi çok güzel oldu, yemyeşil. Tam bir bahar. Böyle göstermeden yapamıyorum. Kamera açmadan yapamıyorum arkadaşlar. Güzelliğe bakın ya. Tam zamanı yani şu anda hakikaten karavanla buralara gelmek en güzel zamanı. Hala yol çok kalabalık, bir hafta sonra bu. Tek yolu gerçekten güzel, çok kalabalık olmuyor anladığım kadarıyla. Ama tabii hafta içi gibi değil, biraz daha az araç var ama hep görüyorsunuz bak araç geçmiyor hiç. Yolda biraz oyalandım. Güzel bir dere gördüm, onun fotoğraflarını çektim. Birkaç fotoğraf daha çektim ileride. Çiçeklere bakın, ne kadar güzel. Saat 3 olmuş. Saat 1'e geliyor. Yani 1,5 saat oyalanmış. Şimdi artık dost doğru gidiyorum. Bakalım güzel bir yer bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şimdi Sardala Koyu'na doğru gidiyorum. Sardala Koyu'na gitmek için önce Ağva'ya geliyorsunuz. Sonra Ağva'ya gelmeden sağa dönüp Kandıra istikametine sapıyorsunuz. Daha sonra o yolda ilerlerken Bucak. Sola sapıp yani Bucak yönünde, Bucak köyüne sapıyorsunuz. Sonra zaten yol sizi işte Kadıköy üzerinden şeye götürüyor. Sardolu'ya doğru götürüyor. Şu anda o yoldayım ben. Navigasyon götürüyor beni şu anda. Ben de ilk defa gidiyorum. Merak da ediyorum nasıl olacağını çünkü. Yolun son 1 kilometresinin toprak olduğunu gördüm. Hani yerler kuru şu anda. Çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama yani araçlar geçmiş ve yolu bozduysa eğer ulaşım geçip kanallar açlarsa yolda biraz zor olabilir. Evet, şu anda arabaların gittiğini o tarafa doğru görüyorum. Bakalım nasıl olacak. Böyle güzel, değişik, yeşillikler içinde giden bir yol yalnız. Hani sizin de gördüğünüz üzere şu anda. Bakın ileride deniz de gözüküyor. Kaleşerik köyler var. Bütün ağaçlar çiçek açmış, tam zamanı. Evet bakın burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir yer. Burası Pınarlı Köyü'ymüş. Nüfusu 650. Böyle 15-20 milyonluk metropollerde yaşadıktan sonra böyle 650'lik yerlere geldiğim zaman güzel oluyor, değişik oluyor. Şirin köylerin içinden geçerek ilerliyoruz. Evet, şimdi toprak yola döndüm. Yaklaşık 1 kilometre kala
navigasyon topraklara döndürdü beni. Ama yani yol hakikaten şey, bu yol kolay bir yol. Hani böyle engebeli bir yol ama hani bu yolda kalınmaz gibi yani. Çünkü taşlı. Olursa çıkması zor olabilir şuralar. Buralarda taş çok az çünkü. Oo, aşağıda karavanlar bile var. Gördünüz mü arkadaşlar? Muhteşem. Muhteşem güzel bir yere geldik sanki. Karavanlar da var. Demek ki yani sıkıntı yok. Çok güzel bir doğa var bu arada. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Bakın, İstediğiniz yere geldiniz. Şöyle çok güzel bir koy var solda. Şöyle göstereyim. Evet, sağ taraf da çok güzel. Oo, güzelliğe bakın. Burası Sardala Koyu. Burayı gelmeye planlıyordum geçen sefer ama yerler ıslak olduğu için pek cesaret edemedim. Bakın yol, gördüğünüz gibi burası toprak. Islak olduğu zaman çıkması zor olabilir. Gerçi yani 150-200 metre sadece böyle. Ama işte insan emin olamıyor. Evet, burası bizim arabayı koyduğumuz yer. Arabamızın manzarası da çok güzel. Şöyle. Şimdi birazdan aşağı sahilden karşı tarafa doğru yürüyeceğim. Çok güzel bir yer burası. Evet, bu akşam burada kalmayı planlıyorum. Bakalım nasıl geçecek. Bir daha göstereyim manzarayı. Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi Sardala Koyu'ndayız. Şimdi patika yoldan, gördüğünüz şu patika yoldan yürüyerek güzel bir cennet mağarası adında hoş bir yere gideceğiz. Buranın da manzarası çok güzelmiş. Şimdi hep beraber gidip bir bakalım. Bakın, doğa daha yeni uyanıyor. Her yerde çiçekler var. Yeni açmış çiçekler. Yani şu manzarayı bir çekmek lazım. Bakar mısınız yolun kenarına? Şöyle yapayım. Böyle çiçeklerle bezeli, süslü bir yoldan gidiyoruz. Thank you.
Şöyle bir şeye bakalım. Manzara ne kadar güzel, öyle değil mi arkadaşlar? Güzelliğe bakın ya. Ya hakikaten cennet gibi yer ya. Güzelliğe bakın şu tablo gibi bir karışması. Şimdi cennet havuzuna bakalım. Evet, bakalım buradan ne çıkacak. Burada da güzel kayı şekilleri var. Bunları çekiyoruz. YouTuber'ın YouTuber'ı çekmesi gibi bir şey oldu. Çok güzel yapmışlar ya. Sıkıntı yoktu mu yolda? Traktör var. Ağaçları kesiyorlar. Ağaçları kesiyor. Şey, yollar açıyor. Tam zamanında gelmişiz o zaman yani. Aynen. Ya biz gittik. Geri döndük. Biraz daha gidiyor ama. Ha, sonuna kadar gitmediniz mi? Gidemedik. Traktör var. Şeyleri, yola gelen ağaçları kesiyorlar. Aradan geçemiyor musunuz? Geçemedik. Yani uğraşmak için. Tam çok güzelmiş orası ya. Görseydiniz yani, keşke. Bir tekrar geliriz dedik. Ha, tamam. Peki ben şimdi deneyeceğim gideyim. Şansımı. Aynen. Evet. Hadi görüşürüz. Evet. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bakın. Güzel bir patika yol var. Buradan traktör bile geçiyor, öyle söyleyeyim. Hani gözümüz korkmasın diye. Bir yerde traktör izleri var. Ben biraz önce traktör geçtim. Bunlar sağdık soldık çalı çırpıyor. Onlar kesip yol temizliyorlar. Onun için güzel bir yürüme yolu var. Yani dağda bayırda tehlike yok. O anlamda korkmayın. Doğanın içinde keyifli bir şekilde yürüyorsunuz. Bu arada şöyle bir şeyin yanından geçtim. Ha işte. Bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası gideceğimiz yer. Evet şimdi oraya gideceğiz. Herhalde aşağı inen bir patika yol var. Buradan iniyor acaba. Sanırım buradan iniyor. Buranın biraz patikası zor olmuş. Ya ama çiçekler muhteşem güzel ya. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Yani her yer böyle sarı, eflatun, beyaz çiçeklerle dolu. Daha tam uyanıyor şu anda. Evet, muhteşem bir yere geldik. Şuradan da çıkıyormuş. Allah'tan patikayı gördüm. Görsem, görmesem başka yer yok. Bir de şuradan bir patika var. Onu atlamışım mesela gelirken.
Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Yatma bir yer burası. Evet, buradan Muharrem diğer tarafı da gözüküyor. Kayaların şekline bakın. Muhteşem bir yer. Aynen spiral burada. Sessiz. İşte bir traktör sesi geliyor. Düzelteyim, sessizliği çok. Ama tabii traktör burada esna her zaman olmayacak bir şey. Her zaman traktör olmuyor tabii burada. Ama çok güzel ya. Yani. Benim de şansımı yani son iki seferdir Karadeniz sütleme dalga yok. Hani çılgın Karadeniz iki gelişimde de gayet sakin bir şekilde beni karşıladı. Evet arkadaşlar, yaz olsaydı şimdi burada yüzerdik hakikaten. Çok güzel bir yer. Yani buraya mutlaka gelin derim. Cennet mağarası ya da cennet havuzu mu demek lazım bilmiyorum. Hakikaten güzel bir yer. Şimdi şu patikadan çıkarak geri döneceğiz. Buraya muhtemelen yarın sabah gelebilirim. Güneş nasıl doğuyor bilmiyorum. Bir de ona bakacağım. Evet. Görüşmek üzere. Evet, eve dönerken biraz yolumuzu şaşırdık. Biraz yukarılara çıktım. Sonra tekrardan aşağı indim, yolu buldum. Ama şöyle bir kayaları göstereyim size tekrardan. Bakın ne kadar güzel kaya şekilleri. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Arabalar da karşıda. Evet arkadaşlar, güzel bir yürüyüş yaptık. Geldik. Şimdi sandalyemi açtım. Biraz oturacağım. Şu güneşin batışını izleyeceğim biraz. Daha sonra da şu aşağı inip oradan şu kayaların güneş battıktan sonra fotoğrafını çekeceğim. Planlarım böyle. Biraz dinleneceğim, bir şeyler içeceğim. Sonra fotoğraf çekmeye başlayacağım. Evet, bugün burada minimum 3 araba olacak gibi gözüküyor. Evet, günaydın arkadaşlar. Sardala koyunda yeni bir sabah oldu. Bugün 17 Nisan 2022 Pazar günü. Ortalık böyle. Böyle biraz dolaşayım. Sabah 6.30'da saat çaldı ama dün yorulmuşum, kalkamadım. Şu anda saat 8. Hava kapalı. Ha,
Doğa çok güzel. Çok sakin. Bu gece 3 araba kaldık. Bir araba sabah erkenden kalktı. Onlar çadırdı. Muhtemelen üşüdüler akşam. 2 tane karavan kaldık burada. Ortam böyle. Çok sessiz, çok sakin, hakikaten güzel. Tam kafa dinlemelik. Dün gece saat 23 gibi, ben 23'e kadar Webasto'yu çalıştırmadım. Saat 23 gibi termometreyi kontrol ettim. 17 derece gösteriyordu. E tabi gece o zaman daha da soğuyacak. Belki 14-15'lere düşecekti. Onun için gece Webasto'yu çalıştırdım. Sabaha kadar Webasto çalıştı. Öyle olunca mışıl mışıl uyudum tabi. Yalnız hakikaten burası efsane yani. Şu patikalar vesaire. Evet arkadaşlar, fotoğraf çekimlerimizi de tamamladık. Bakın ne kadar güzel şekiller var etrafta. Buranın da sahili çok güzel. Yani eminim yazın burası muhteşem oluyordur. Hem yeşil hem mavi. Hem de kayalar. Her şeyle çok güzel bir yer. Evet. Çekimlerimi de yaptım. Şimdi yavaş yavaş buradan gitmeyi düşünüyorum. Çünkü hava bozdu. Yağmur yağacak. Kahvaltımı da havada yaparım. Böyle bir plan yaptım. Yavaş yavaş ayrılacağım. Yani hakikaten ayrılması çok zor. Burada bir gün daha kalırdım yani. Hadi şimdilik görüşmek üzere. Evet, kararımı değiştirdim. 3 kilometre ileride Bağırganlı var. Bağırganlı köyü. Orayı da görmedim ben. Görmek istiyordum. Bir o tarafa bakacağım. Orada balıkçı barınağı falan da var yani. Yani nispeten daha gelişmiş bir yer. Oraya bakacağım. O zaman hep beraber orada görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi Bağırganlı içindeyiz. Bağırganlı plajın içindeyiz. Tabi henüz daha mevsim açılmadığı için boş. Hava da kötü. Bakın şu ileride dönen kanatları görüyor musunuz? Bulutların içinde çok enteresan bir görüntü veriyor. Rüzgar değirmeni. Elektrik üretmek için. Çok temiz. Temiz bir dere. Yani İslam edildi, inatlar bilmiyorum ama temiz. Suyu çok temiz geçiyor. Burası da böyle. Evet, burası da Bağırganlı'dan sonraki karşılaştığım ilk koy. Güzelliğe bakar mısınız? Evet arkadaşlar, merhaba. Şu anda
Seyrek Koyun'dayız. Aşağı kamp yapan arkadaşlar da var. Bakın ileride iki çadır var. Yukarıda bir çadır var. Güzel bir yer burası. Şöyle bir ilerleyeyim bakayım. Belediye bir yürüme yolu yapmış. Bak güzel olmuş burası ya. Karavanımız burada. Evet, bu hafta sonunu böyle Karadeniz'in Ava'dan sonraki güzel koylarını görmek için geçirdik. Sardala koyunu gördük. Orada kaldık. Daha sonra Bağırganlı'ya geldim. Bağırganlı kumsalına baktık. Şimdi de arada bir kumsal daha vardı. Oraya baktık. Şimdi de Seyrek Koyun'dayız. Evet arkadaşlar. Seyrek'ten çıktık. Yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyorum. Gördüğünüz gibi yağmur başladı. Bir yalnız dönmeden önce Buçak köyünün oradaki şeye bakacağım, koya bakacağım. Orada da güzel bir koy varmış tabii. Dışarı çıkıp yürüyebilir miyim bilmiyorum. Bayağı bir yağmur atlayacak. Bir oraya da bakayım diyorum hazır gelmişken. Ondan sonra oradan yine benim Teke yolundan klasik perdeye çıkar. Oradan döneceğim. Bakın şu yolun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bucaklı köyünü geçtim. Kadırga koyuna doğru gidiyorum. Yine böyle bir yol var. Çok güzel bir yol. Amacım bütün koyları keşfetmek arkadaşlar. Böyle bir yol gidiyor bakalım. Doğru yola gidiyor. Arkadaşlar şimdi Kadırga Koyun'a geldik. Ben şöyle bir manzarayı göstereyim size. Bayağı çok güzel yine kaya şekilleri var. Bakın. Görüyor musunuz? Muhteşem bir manzara. Güzelliğe bakın. Böyle içeri gidiyor deniz. Bir miktar. Doğal bir körfez oluşmuş. Ya şu kayaların şekline bakın ne kadar güzel ya. Muhteşem.
Şimdi şuradan biraz tırmanacağım. Tepeyi merak ettim. Bir de oraya bakalım. Yağmur yağıyor. Bir taraftan da çok kalmak istemiyorum. Yollar toprak. Bakın. Çok güzel değil mi? Lan nereye gidiyor acaba bu yol? Tekrar şuradan bakalım yine. Evet, bakın burası böyle gidiyor. Basamak basamak. Oo, şurası çok güzel. Şu manzara dehşet güzel. Bakar mısınız? Yani İskoçya gibi ya. Hakikaten güzel. Evet, burayı da görmüş olduk. Kadırga Koyu. Karavanla gelip kalmaya bence çok uygun bir yer. Tabi hava güzel olduğu zaman eminim çok güzel oluyordur burası. Renkler çok daha canlı oluyordur. Evet. Kadırga Koyu da böyle arkadaşlar. Kalamayacağız bu sefer. Ama hani gördük. Taraf böyle. Gördüğüme de çok memnun oldum. Şimdi arabaya gideyim. Makinemi alayım, biraz fotoğraf çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kadırga Koyu da bitti. Şimdi geri dönüyoruz. Yağmur arttı. Hızını arttırdı. Ondan sonra saat de zaten 4'e geliyor. Artık yavaş yavaş İstanbul'a dönelim. Yalnız çok güzel oldu bu Kadırga Koyu. Acayip beğendim. Yani ben Çilemi'yi çok beğeniyordum. Sardalı'yı gördükten sonra Sardalı bir numaraya çıkmıştı. Şimdi burayı da çok beğendim, Kadırga Koyu. Yani hakikaten bu civarda çok güzel koylar var arkadaşlar. Ve yani karavan içinde çok uygun bence. Karavanla gelmeye çok uygun. Hani yolda gördüğünüz gibi bakın. Hani şey yok. Şu anda yağmur var. Yağmurda gidiyorum. Biraz hızlı gidiyorum yani. Hani takılmamak için. Ama yol yani çamur değil. Hani bakın, hatta buralarda eski asfalt kalıntıları falan da var. Yani bu yolda kalınacağını zannetmiyorum. Atlatırsak. Evet, yok, sıkıntı olmuyor. Yani yolda çamur olmadıktan sonra zaten sıkıntı olmaz. Buralarda da hani şimdi çamura dönmüyor, sertleşmiş toprak baya. Buraya geldiğimde çok memnun oldum. Evet, başka bir yolculukta daha görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar. Bu arada şu manzaraya da bir kere daha bakın gitmeden. Ya çok güzel ya. Yani ağaçlar çiçek açmış, hafiften sis inmiş. Böyle tablo gibi bir manzara var yani. Şu anda ben öyle görüyorum çıplak gözle.
Kamerayla belki karanlık olmasından dolayı göremiyor olabilirsiniz. Bunların sensörleri küçük. Ama yani yukarıdan bakınca o kadar güzel bir manzara var ki. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere tekrardan. Kendinize iyi bakın. İzlemede kalın. Karavanla kalın.